Evden işe. Vlog başlasın. Binanın böyle kendine ait bir çöp alanı var. Kilidini açıyoruz. Çöpümüzü atıyoruz. Kapıyı kapatıyoruz. Bunlar da çöplerin ayrılmaz şekilde gösterilmiş. Hangi günler geleceğini gösteriyor. Her çöp için haftada bir kere çöp arabası geliyor. Devam. Yola çıkalım. Ve işin yolunu tutalım. Umarım her şey yolunda gider. Sağ ol bakalım. Kimse yok. Devam. Bu sefer de Hermannstraße'den gidelim. Yukarıdan. Biraz daha geniş bir cadde. Orada yeni bisiklet yolları yapıldığını duymuştum. Orada bir test etmiş oluruz. Hava da mükemmel bugün. Bugün havaya yaklaşık 30 derece falan olması bekleniyor. Şuradan araba geliyor mu? Sağa bakalım. Ben burada kaza yapmıştım. Haklı taraf benim ama bakalım. Mahkemem hala devam ediyor. Buradan karşıya geçeceğiz. Karşıya geçeceğiz. Bisiklet yolunu mu kullanalım? Hadi bisiklet yolunu kullanalım. Şimcik. Yol kötüyse bisiklet yolundan bahsediyorum. Çıkarız yola. Burası evlenen çift var. Bunlar da düğün. Burada resmi düğünler yapılıyor. Sonrasında Türk usullerine uygun düğün yapmaya geçiyorlar. Bunlar resmi düğün ya da resmi nikah. Oradaki belediye salonunda yapılıyordu. Şimdi bu adam ne yapıyor? Ben geçeceğiz ama. Bisiklet yoluna geçecek. Bayağı bir genişmiş ya bisiklet yolu. Biraz engebeli de olsa. Geniş, rahat. Şimdi arabalar bizi geçiyor ama birazdan biz onları geçeriz. Artık Berlin'de arabayla dolaşılmıyor ya. Bayağı bir kalabalık. Trafik bayağı bir sıkışık. Onu geçeceğiz bu tarafa.
yola çıksak iyi olur ya. Bu ne ya? Bu ne biçim yol? Bisiklet, buradaki bisiklet yolları şu an çok eski. Şimdi bisiklet yolları yetmiyor. Yetmediğinden ötürü yola almış durumdalar bisiklet yollarını. Tık. Yola çıksak çok iyi olur ya. Nasıl yolu kapattı? Şişirtiyorum. Kendini İngiltere'de zannetmiş. Ters yönden geliyor. Uyaralım. Birazdan kurtulacağım. Birazdan kurtulacağım şu yoldan. Hop. Evet. Burası sıkıntı. Çarptık bir araba burada çıkabilir. Şimdi bisikletle ya da elektrikli skuterla neden işe gidiyorum? Hem bir video çıksın, hem video konusu çıksın. Hem de 3-5 laf edelim diye, konuşalım diye. Skuterla gidiyorum. Lakin U-Bahn'la, otobüsle işe gitmekte şu vakitlerde aynı dakikada aynı bir şeyde varıyorsun. Benim için geçerli tabii ki. Şimdi otobüs bizi görecek mi? Otobüs de beni görüyor mu? Evet, kırmızı işte duracağız. Her ne kadar boş olsa da. Bak mesela bir konu buldum. Şimdi burada araba ehliyeti, araba kullanıyorsanız ehliyetiniz olması gerekiyor. Lakin bisiklet kullanıyorsunuz. Bisiklet kullanırken kırmızı ışıktan geçtiniz ve polis sizi yakaladı. Şayet ehliyetiniz varsa ehliyetinizi alırlar. Hey! Burada vek! Böyle bağırdık ama yolumuzu kapatıyor kır. Şiincik. Nerede kalmıştık? Aynen. Kırmızı ışıktan geçtiniz ehliyetinizi alırlar. Ceza aynı şekilde. Araba kırmızı ışıktan geçerse ne ceza alıyorsa bisikletli de aynı cezayı alıyor. Sonrasında arabalar nasıl giderken sağ taraftan gelen tarafta sol taraftan geliyor ise bisiklet kuralı da aynı şekilde geçerli. Yani sizin sağ taraftan gitmeniz gerekiyor. Sol taraftan ben işte benim iş yerim sol tarafta. O zaman bakmıyorum. Çarpsam ben haklıyım. Ama işte araba değiliz. Bir yerimizi kırmaktansa frenlerimize basalım daha iyi. Sonracığıma tabelalar bizim için de geçerli.
Eğer tabela yoksa sağın önceliği var. Onun için sağdan geliyorsak sağ çıkışları kontrol etmemiz gerekiyor. En başta dediğim gibi yapmış olduğum kazada aynı ondan olmuştu. Bisiklet de bana çarpmıştı. Bisikletten de şu an mahkemeliyiz. Eğer kazanırsam arabanın tüm masraflarını bisiklet sürücüsünden alacağım inşallah. Anlayacağınız, ben bisiklet kullanıyorum, tüm yollar bana ait diyemiyoruz. Beklememiz gerekiyor. O yüzden bisikletle gitmek, eğer U-Bahn biletiniz, yani toplu taşıma biletiniz yoksa gerçekten avantajlı oluyor. Yani açıkçası 10-15 dakika toplu taşımayla İş yerime varıyorum. 10-15 dakikada bisiklet, skuterle işe varıyorum. Bu saatler için geçerli tabii ki. Onun için genelde toplu taşımayı kullanıyorum işe giderken. Lakin akşamları saatleri, toplu taşımanın saatleri değişiyor. Bir sonraki vasıtanın süresi bayağı bir uzuyor. O zaman bisikletle eve gitmek daha avantajlı oluyor. Geçenki videoda Karmakstrasse'den gelmiştim işten eve. Bu sefer Hermannstrasse'den gidiyorum işe. Burada bayağı bir lamba var. Ama sizin için de değişiklik olmuş olur. Değişik yerleri görmüş olursunuz. Bu yol boydan boya. Yani baştan sona kadar 30'luk bir yol. Hız sınırı. Önceden 50 idi. Sadece bir bölüm 30'la sınırlandırılmıştı. Lakin bu gittikçe değiştiriyorlar. Şimdiki hedefleri merkezde tamamen şey yasağı, araba yasağı, arabaya girme yasağına hedefliyorlar. Onu yaparlarsa bu sefer merkeze sadece bisikletle, rolayla gidebilecek. O da tartışmada. Ama onun dışında tüm merkezde, tüm yollarında, birçok yolunda diyeyim,
Hepsini yapamazlar. 30 hız sınırı yapmayı planlıyorlar. Aha, geldik. Video kaçıncı dakikada, kaç dakika sürmüş bilmiyorum. Ama velakin herhalde kesmezsem o kadar sürmüş oldu şu an. Devam ki. Küfür mü edersin? Söver misin? Neyse, devam edelim. Çarpacağız. İş yerine bayağı bir erken geldik ya. Saat kaç? Bakalım. Evet. Sonra ilk önce babamlara gidelim. Bir işi vardı, onu halledelim. Yan lan. Yandı. Şu an varmış oldum işe. Normal şartlarda. Aha, yeşil yanıyorsa karşıya geçerim. Yanıyor mu? Yanıyor. Evet. Kim o? Benim. Vurma, vurma. Tamam. Tam gerçekten. Bir döngü yaptık. Buradan başlamıştık. Tekrar buradan bitiriyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.